Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle efsane yayın ile karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda Şampiyonlar Adres takım çarpışması geçen turnuvada da görmüştük. Şimdilik sizin için bir bayağı güzel yayın hazırladım. Birazdan maaşlara geçildiğinde tahtalar ve süreler de her şey yerine gelecek. Bugünkü her perşembe günü saat 20.30'da başlattığımız Şampiyonlar Adres takım çarpışması 4 tane kardeş dost kulüplerin arasında turnuvaları düzenli olarak devam ettirmeye başlandı. Bununla emeği geçen herkese teşekkürler. Ya turnuvaya katılan her bir katılımcılara başarılar diliyorum. İnşallah bir dostluk turnuvası, dostluk sonuçlarıyla da biter diye ümit ediyoruz. Şimdi turnuva başlamasına son bir dakika var. Son bir dakikaya başlayacak turnuvamızda. Şimdilik turnuvamıza toplam 53 kişi katılmış. Yurtsever hocam size de çok teşekkür ederiz. Takımlarımız çok iyi bir başarılı sonuç turnuvalarıyla sonlanır. Bu turnuvada tabii ki Berserk de yok. Kazanan ateşli 4 puan alma imkanı da yok. Onun için herkes sakin oynaması gerekiyor. Tempo 5 artı 3 temposunda olacak. 5 artı 3 temposunda turnuvamız şimdilik 55 kişi kayıt yaptırmış. Son 30 saniyede de turnuvamız başlıyor. İlk sırada Antakya Satranç Kulübü görünüyor. İkinci sıradaki Üstad Satranç Kulübü. Üçüncü sırada Star Satranç Merkezi. Dördüncü sırada Sevye Satranç Kulübü. Hızlı oynamaya gerek yok. Sakin, elimizden geldiği kadar sakin oynamalı. Turnuvamız da başladı. İlk maç Görkem ile buzdolabı maçına geçelim. Fransa savunması ile oyun devam ediyor. Fransa savunması. Büyük ihtimalle C3'lü varyanında oynar. Evet, bu konuda at C6 teorik hamleleri. At F3 oynar. Doğru, beyazların da at F3 oynaması gerekiyor. Fil D7. Vezir B6 varyanında da bayağı bir tercih edilen varyantlardan birisi de. Tabii ki kale C8. Şimdi alıp bence alıp at B4 gibi hamle istekleri vardı. Büyük ihtimalle direkt A3 da iyi olabilir. D çarpı C5 alır bunu. D çarpı C5 alır diye bekliyoruz. B şart 3 tempoda olduğu için biraz sakin oynamakta da fayda var. Çok acele etmeye de gerek yok. Fil C5. Aynen. Söylediğimiz gibi varyanda oldu. Vezir E2 biraz bekleme hamlesi yapmalı. F2'ye ve E5'e desteklemek. Aynen. Zaten bu varyanda oynuyorsa teorik hamlelerini de biliyordurlar. H6. Fil B4 Fransız savunmasının çok enteresan varyantları ile devam ediyor. Fil E3 Vezir, evet, C7'ye kaçsa Fil E3 biraz erken acele etti bence. Fil F4 de olabilirdi. Zaten şimdi E5'i tutmak için fil oynamak zorunda. Siyahın B6'daki veziri zaten iyi oturmuyordu. Onun için belki de kendisi de siyahın vezir C7 kaçmayı tercih ederdi. Fil B7.
Şah H1 hamlesi. At E5 aldığında fil F4 tuzak hazırlıyordu. Rakip de o tuzağa gelmedi. Sonuçta şimdi ama fil F5 bir kuvvetli hamleler olabilir. Fil F5 gibi. Fil C5 gibi pardon. At F5. Fil istek. Fil aldı. Şimdi bu fili de E6'da oturduk bir güzel oyun ile devam etmek istiyorlar. İsterseniz şimdi ikinci maçlara da bir geçelim. Özgür ile Player satranç oyunu. Player 1903 isimli arkadaşımız ile Özgür satranç YouTube. Özgür Deniz Hasırcı. Konum olarak iyi konumda beyazla. İki piyon önde. Vezir uydu bu arada. Yok öyle bir hata olamaz. Fil F6 alması gerekiyordu. Tabii ki siyahın iyi demek de istemiyorum ama zaten mecbur hamleler yapmak zorundaydı. Ege Tatlıoğlu ile Hasan Ali oynuyor. Ege Tatlıoğlu da siyahta. Sabır kardeşimiz takımda değilim kabul edin abi diye yazmışsa bu herkes kendi gerçek kulüp oyuncularıyla bu turnuvaya katıldığı için kimseyi kabul etmiyorlar. Sen bizimle beraber yayınla maçları izleyebilirsin. Elimizden geldiği kadar her maçın üstünde baya bir analiz yaparak biz de maçların hepsini analiz yapmaya çalışırız. File 6. File 6 bilmiyorum ne ya. Pek çok lazım da değildi file 6. Zaten tehdit yoktu. Ve onun için ileride lazım olacak hamleler yapabilirdi. E4 gibi filin önünü kapatıp sonra file H3, vezir F3 istekleri de olabilirdi. Tabii ki ama file 6 oynamayı tercih etti. Oyun sonuna geçiyor. Oyun sonunda rakibin C5 çok iyi bir geçer var. Onu da gözden kaçırmaması gerekiyor. Siyahta E5 piyon var ama bu bir tehdit değil. Tabii ki sadece geçer piyon ismi var. Kale D8 al var. Diğer kalenin de D1'e getirir diye düşünüyorum. Aynen söylediğimiz gibi de yaptı hamlesini. Şimdi büyük ihtimalle fil C'de evet. Kale D7 geldiğinde kale C6'da oturup biraz konumu tutması gerekiyor Ege'nin. İşte söylediğimiz gibi de devam ediyor. Bu arada bizi 20 kişi izliyor. İzleyen değerli takipçilerimiz aramızda videomuza, yayınımıza beğendiyseniz beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmadıkları da abone olma ücretsiz. Yani ücretleri diye korkmayın. Sizin için ücretsiz olan, basit olan şeyler bizim için çok bir lazım olan şeyler. Kale D1 oyuna geçtiğimizde F5, E4 istekler var. F5, E4 istek var. H3. Şah E7, Şah E6. Yavaş yavaş biraz siyah konum toparlıyor. Ama G4 piyon yapısını bozması gerekiyor. Piyon yapısını bozması gerekiyordu ama kale B7 giriş hamleleri de düşünüyor. Ama kale G7 gelse bile A6'dan sonra veya A5'ten sonra hiçbir tehdit yok. Zaten kaleyle fil iyi bir savunmayı tutuyor. Bu konuda korkmadan aynen şah E6 gelebilir. Beyazda söylediğimizdeki gibi iste A6 iste A5 hiçbir beyaz için tehdit beyazda tehdit yok. Şimdi diğer maçlara da bir tekrar geçelim. Nadia ile player başlamış. Şah hattına şah kanatından saldırmayı düşünüyor ama şimdilik bir saldırı çıkmaz. Aşağıdaki hamlelerden sonra da zaten F6 at bayağı bir
İyi koruyor. C1 filde bir sıkıntı var. Oyuna gelişmemiş durumda. C2 stake. Genel olarak analiz verdiğimizde tabii ki biraz siyahta oynamak basit bu konumu. Problem beyazda var. Problem beyazda var. Bu arada chat bana mı görünmüyor sadece, yoksa son dakikalarda yazılan bir şey mi yok? F2. Amacı belli, C2'yi tutmak istiyor. Siyahta da mutlaka bu konumda bir yerde H6'yı oynaması gerekiyor. Yani at E4 rahat girmek için ve at G5 gibi mat tehditlerin hiçbir zaman olmaması için. Bu arada buradan bayağı iyi bir yazılar devam etmiş, ben görmemişim. Sorular varsa kısaca cevaplayalım. Eser Akkas maçına bakarız. Tamam. Eser Akkas maçına da gelelim arkadaşlar. İstekler varsa. Eser Akkas ilk maç ile devam ediyor. İlk maç ile devam. Ama kardeşim maçın neredeyse bitmiş. Bir şanssız zamanın gelmişiz senin maçına. Daha erken gelseydik. Evet Özgür. 1000 abone de olduk. İnşallah 2000'de oluruz. Özgür'ün maçına gelsek, Demha'da karşı oynuyor. Birisi Antakya Satranç Kulübü'nün yıldızı. Diğeri de Star Satranç Kulübü'nün yıldız oyuncularından. Zaten Özgür senin maçındayım. Mouse zaten, evet, online ortamındaki turnuvalarımızda baya böyle bir son zamanlarda karşılaştığımız normal bir şey, mouse kayma, elimiz kayması. Onun için bir problem yok. El kaymasında hiçbir problem yok. Normal bir şey diye karşılayabiliriz. Özgür Denizli ile Demkad'ın maçına baktığımızda Özgür piyon öne geçti. Özgür Deniz piyon önde gidiyor. Demkad bu arada 2200 olmuş. Çok iyi. Rapide de 2154 olmuş. Bullet 2083. Demkad son zamanlarda iyi bir ilerleme var. Demkad'da. Yani Bullet 2083 ise normal. Bliste de 2200 olabilir. Zaten Rapide de 2154. Vezir D2. Bu arada tuzağına gelmedi rakibin. Şimdi de neyse, yayın izliyorsalar bir şey söylemeyeyim. Yayın izliyordurlar. Onun için bir şey söylesek yanlış olur. Diğer maçlarda söyleyebiliriz ama maçlarıma bakar mısın diyorlardı. Hocam benim bir az kaldı. 7 puan ama 10 yaşta. Bu 10 yaşta. Tabii ki 10 yaşta Demkat yaş olarak çok küçük olduğu için biliyorum. Çok kısa zamanda yükseltiyor. Kale D6. Kale D6. Basitçe basit numara. Vezir istiyor. Diğer maçlara geçelim.
Görkem'in bu uzda bile maçı daha devam ediyormuş. Taş öne geçti. Ve oyun sonunda piyon var. Tabii ki biraz dikkat etmesi gerekiyor. Vezir D2, Şah G3 beraber olabilir mi? Şah E4 kazanç için oynuyorsa. 36 saniyesi var. Şah E4. Oyun sonları da çok enteresan yani. Fazla çalışmak gerekiyor oyun sonlarına. Taş önde olsa bile beraberlik şansı devam ediyor. Bu arada vezir E3 olabilir. Vezir berabere mi kabul etmek istiyor? Vezir D2 tekrar. Tabii ki bunu da siyahın da berabere yapması gerekiyor. Tabii ki bunu kazanamaz. File karşı piyon var. Vezir D2 şah G3. Vezir E1 vezir F2 gelse. Şahın bir güvenli noktaya getirebilir. Şah G3 gelecek. Doğru, bu planı kullanması gerekiyor. Şimdi de vezir F2 kapatır. Aynen. Artık şah yeterli güvenli noktada. B4 sürüşleri yok. Vezir B1 tek hamle bu hamlesi. Bu konuda siyahlar için. Tamam Ege, senin maçına da bakarım. Maçına bakmakta şey yok. Bir an önce kiminle oynuyordum? Bu arada Deniz Turunç'ta bir kazanç bir beraberlik ile gidiyormuş. Bir Deniz Turunç'un maçına da bir bakalım. Rakip hamle mi yapmıyor? Tamam D4. Merhaba merhaba be. Chess Challogi Satranç Akademisi. Hoş geldiniz. Ben de sizin kanalınızı takip ediyorum. Bayağı iyi bir yayınları yapıyorsunuz. Son Canar Duman hocamız ile yaptığınız yayında da bayağı bir güzel turnuva sohbet ayarlamışsınız. Size de başarılar abi. Hoş geldiniz. At C6 B4. B4 sürmedi. B4 fil B2'den çıkış planları olabilirdi. B hattından fil oynatmak için. Şimdi ama at biraz filin önünde kalacak. Onun için fil E7. Fil B2, fil B7. İnşallah abi. İnşallah. İsteseniz seve seve gelirim. Vezir C1. Kale C8. C hattından kalemizi bir iyi noktaya getirmekte bir fayda var. Hızlıca Ege'nin maçında da bir geçelim. Ege'ye geliyoruz demiştik ama hala gelmedi. Hasan Kılıç kazanmışsın Ege. Tebrikler. Taktik style ile Korkmaz'ın maçı. Taktik style Korkmaz'ın maç hangi açılıştan gelmiş? D4 Nimzo Hint savunmasından. Ama planlar biraz tabii ki tamam. C5 sonuçta geçmiş. D5 açmamalı bu konuda. At C6 at A5'ten şu C4 piyonu yüklenmesi gerekiyordu. Ama o piyonu kendisi değişmeye yardım etmiş. At G5 H6 At F8. Bu da iyi. Şimdilik bir iki taraf için de net kazanç görünmüyor. Ataş altı. Şimdi işte oyun ortasında biraz planlı oynamalı yerler geliyor. Instagram'da Yusuf Atabayev diye yazsanız abi çıkar. Oradan bir yazın. Özelden bir konuşarız şeyi, numarayı. Burada herkesin arasında şey yapmayalım.
Yoksa da sizin Instagram'ı olur, şey olur. Ben yazarım isterseniz. Ama Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun. Ha tamam abi, şimdi hatırladım. Sizin Faze'iniz vardı bende. Paylaşımlarınızı görüyordum. Faze'den yayından sonra yazarım ben size. Şa G8, Şa F7. Kalite neden bu konumda kalite verdi, ben bunu anlamadım. At F4, vezir C2. At G6'sında biraz erken davrandı. At F4'de de Şah H7'si lazım dedi. Direkt G5 oynamak lazım. At H3 veya At E2 oyun. At E2 de oynayamaz. Kale E3 vardı. At H3 oynardı. G5 çok kuvvetli hamleydi. Direkt geri kaçmak zorundaydı. Turnuvaya göz atalım. Şimdi kim? Ozan hocamız oynuyor. Değerli Ozan hocamız beyaz taşlar ile. Zaman tabii ki problem yok. Zaman plan uzun rok, kale H1 beyaz için çok güzel bir konum. Maç gelmesi gerekiyor Özgür. Nereye neye gelmesin? Sen biraz acele ediyorsundur. İşte senin için böyledir aslında. Katılımcı sayısı yeterli. Maç gelir. Vezirleri tabii ki sonra bu planları kullanabilir. Tabii ki diyorum ya Özgür, biraz sabır etsin. Sabırlı olursan gelir. Tamam, rakip o zaman bizim kulüpten katılımcılar fazladır. Diğer şeyde de biraz oyuncu eksikliği olduğu için biraz beklemek zorundayız. Tamam, bir iki dakika bekleyebiliriz. Bir problemi yok. Ege. Normal bir şey. Ozan hocam aferin. Böyle bir vezir şişini gözden kaçırmadı. İyi bir açmaz. Tabii ki. Bu maç bitti şimdi. Zaman kaybetmeye de gerek yok. Bence diğer maçlara bir geçelim. Demhat tabii ki Özgür Deniz'e kaybettikten sonra 2200'ün altına gelmiş. Fil C4 1806 Lichess ukadesine sahip olan A1 A1 bayağı bir değişkinlik karşı oynuyor. Kare B1 Fil B7 oynasa D çarpı C5 almak istiyordu. Tamamdır hocam. Yazarım ben size. Yayından sonra. Bu turnuvada sizin kulüp olarak şey oluyor mu bilmiyorum. 4 tane bir dost olarak kulüpler var. Onların arasında kendi sadece öğrencileri, gerçek öğrencileri. Yani dışarıdan oyuncusu olan kulüpler değil. Kendi hazırladık öğrencileriyle yarışıyorlar turnuvada. Onun için ben ayarlamıyorum bu turnuvayı. Star Satranç Kulübü'nün hocaları olan Yurtsever hocamızdan öğrenebilirsiniz abi bu. Bu kulüpte kimler oynayabilecek? Ege Taplıoğlu Yelvin'e karşı oynuyor. Yelvin'le daha önceki turnuvalardan ismini duymuştum. E4. Ege Taplıoğlu iyi oynuyor. İyi devam ediyor. Vezir açmazdaydı. Onun için açmazdaki taşına diyorlar her zaman piyon süreceksin. En küçük taşlarımız ile baskılar yaparız. Fil de açmaz almış, kale de açmaz almış. Bu vezir nasıl kurtarmalı diye bir söz konusu. Yelvin'e Özgür Deniz efsane kaybetmiştim diyor.
Özgün, normalde insanlar kazandık maçında efsane sözünü kullanır. Sen kaybettiğinde efsane kaybettim diye seve seve söylüyorsun. Çok değişik birisin. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, görüşürüz. Deniz Turunç diyor, lütfen benim maçıma bir bakar mısın? Bakarız tabii. Neredesin? Şimdi kaybetme ya, kaybetsen tamam. Buldum. Bu arada biraz internetler de şey yapabilir. Deniz Turunç 47 saniyede. Deniz Turunç, sen maçıma bak tamam. Zaten hamle söylemiyorum, kusura bakmayın. Maçıma bakar mısın diyenlere hamle yaptıktan sonra hamle söyleyeceğim. Tamam. Kale C8, C6'sına baskı yapmış. Kale C8 ile C6'yı tutuyor. Çok güzel. Hocam bizim her hareketimiz efsane diyor. Özgür satranç. Özgün satranç da var, özgür satranç da var. 35 saniye var ama 3 saniye eklenme olduğu için bir sıkıntı yok. Sakin oynayabilir. Heko 56. Arkadaşımız düşünüyor bu konuda. Taş olarak eşit her şey. Ama tabii ki beyazın A1 kalesine baktığımızda biraz üzülüyoruz. Ama tabii ki hızlıca onu bir geliştirme imkanı olabilir. Deniz Turuncu'nun interneti kopuyormuş. O yüzden zaman kaybediyordu. İnternete baktığımda kırmızı veriyor. Vezir. Aynen. Bunu da önemli de yapsa olur. İyiymiş arkadaş. Her zaman lazımdır. İyi yapıyorsun. Özgür. Star Hoca şey yapmaya mı başladı? Maç mı yapıyor? Ya maç yapıyorsa direkt maçına bakarız tabii ki. Star hocamız kendi kulübünü desteklemek için gelmiştir. Yoksa da Ozan hocamızı görüp neden Antakya Satranç Kulübü'nde var? Ben olmamalı mı demiştir. Ve 3. maçta Özgür Deniz'e karşı oynuyor. Hadi bakalım. Sicilya savunması varyant Paulsen. E5'li varyant ile devam ediyor. Star hocamız Özgür Deniz'e bir ders vermek istiyor. Tamam Özgür, bakıyorum. D3. D3. Yunsefe, tamam seninkiye de bakacağım. F3, taş gelişimleriyle devam ediyorlar. Hocamız da kulübünü desteklemek için gelmiş. Tabii ki. Yok. Hiçbir zaman Yusuf Hoca hiçbir oyuncuya yardım etmedi maç esnasında. Şimdi de olmaz Özgür. Kusura bakma. O yüzden de hamle söylemiyorum. Sadece genel olarak analiz veriyorum. Biliyorum. Yayınımızda gecikme de 1 saniye, 2 saniye, 3 saniyedir. Direkt söylediğim şeyler anında size geliyor. Onun için en iyisi ikinize de başarılar. Bu arada Yunus Efe Tatlıoğlu. Efe Yunus Tatlıoğlu. Hızlıca bir maçına bakalım. Derken kaybetmişsin Yunus Efe. Ne, kaybettik maçını mı bize göstermek istiyorsun? Kürşat derken bu maçta bitmiş. Kürşat ne yapmış? Kaybetmiş.
Buzdolabı ile Akın oynuyor. Akın aslan yürüyor. Buzdolabı karşı oynuyor. Ha, yayınına yardımcıya mı? Yok, teşekkür ederim. Senin maçına bak. Kazansan benim için en iyi yardım ettiğin senin Özgür. Sonraki yayınlarda ayarlarız. Şimdi bu yayını sadece tek kişilik ayarlamıştım. Tekrar ayarlarına gelmek de kolay değil. Bu konuda bayağı iyi bir saldırıyor siyahlar. Ama şimdi zamanın her şeyin doğru yerinde olması gerekiyor. Tabii ki şu iki taşın bir gelişmesine dikkat etse file altı oynayıp sonraki planlarda da kale G4 kale H4 olabilir. Ama fili de oyunda olması gerekiyor. Direkt geldi kale G4 kale H4 planı kullanmak istiyor. Ama bunu da gözden kaçırmaması gerekiyor. Vezir E2 açmaz aldı bunu. Kale H4 oynadık yerine şu H3 oynadıktan sonra H4 kalesi biraz problem olabilir bu oyuna çıkmakta. G3 bayağı iyi bir zayıflandırıyor beyazlar da sağ tarafını. Zaten G3 oynamasa bile tehdit yok da konumda. Vezirler değişmek istiyor. Alıp file 6 mı oynamalı yoksa direkt vezir H5 mi? Alıp file 6 da olabilir ama vezir bu kadar saldırdıktan sonra biraz vezir H5'li oynaması daha mantıklı. Doğru. Mutlaka şimdi mecbur file altı oynamak zorunda. Yoksa kale D8'den sonra akıma iyilikler beklemiyor derken file altısını da çıktı. Hadi gençler size de başarılar. Bu arada genel sıralamaya baktığımızda Üstad Satranç Kulübü 51 puan ile fark atmış. Antakya Satranç Kulübü 40 puan ile ikinci sırada. Sevgi Satranç Kulübü 3. sırada, Star Satranç Kulübü 4. sırada. İkisi de 31 puanla eş puanlar ile geliyorlar. Taktiksel Görkem'in maçına da bir geçelim. Vezir C7'li. Sicilya savunması varyant Paulsen. Beyaz açılışta bayağı bir düşünüyor. Fil E3, fil B4. Açmaz aldı. Tekrar fil D2 oynamak zorunda kaldı tabii ki. Bu arada 15 kişi izliyor bizi. Son gelen izleyicilerimizden like atmadık varsa like atarak, abone olmadıklar abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hani söylediğimizde de bazıları dikkat almıyor veya unutmuş olabilirdir. Onun için tekrarlamakta fayda var. Hocam bir maçıma bakar mısınız? Ege Tatlıoğlu'ndan maç. Bakmasını istiyor. Tamam. Ege senin maçına da bu maçtan çıkıp direkt geliyorum. File 2. Bu maçta biraz uzun sürecek gibi geliyor. Ege Tatlıoğlu 2'de 2 3. maçına girmiş. Demha'da karşı. İşte bu maç güzel bir maç olur. F3. At C6 almalı mı? Veya at F6 kaçmalı mı diye bir soru işareti var. Alması tabii ki doğrudu. Doğrudu alması. Bu taşlar değişmesi tabii ki mantıklı. Birazdan planlarını yaptıktan sonra da hangi planı doğru yapsa doğru diye söyleyeceğim. Ama yayın izliyorsalar ipucu almasınlar diye şimdilik söyleyemiyorum. Kale C8. Planı C3. Piyona baskı yapmak istiyor. Kale B1. Basitçe B7'ni istemişti ve vezir C7 ile
B7'nin almasını engelliyor. Bu konumda beyazlara da biraz konum olarak oynamak tabii ki siyaha biraz kolay. Problem beyazda. C3 piyon zayıf. Vezir B5. Taş değişimlerine geçmek istiyor. B7 stek. B7 stek. AT5. Piyon kazanıyorum diyor. Tabii ki olabilir. Tamam Ege. Başarılar size de. Ali İlyas. Aleren Asırcı. Korkusuza karşı oynuyor. Ve Kalitön'deymiş. Kalitön'e geçti bu arada. Daha önceden nasıl oldu? Kaliteyi ne de feda etti? Kale D5'e kale D5 alır diye düşünmüş olabilir. Ama kalesini vermese daha iyi olurdu beyaz için. Biraz zor. Fil B5 aldı. Fil B5'e vezir A5'ten sonra E1'den mat yokmuş. Fil F1 var. O zaman zaten vezir A5 iyi gibi geliyor. Vezir A5, kale D8, kale D8 vardı. Sonra file, vezir E1, kale D1'ler tehdit olabilirdi. Ama vezir A6 oynamayı tercih etti. Kale F5. Vezir F5 yok arkadaşlar. Vezir F5 var. Mesela mat yaptım demek isteseydin de fil F1 yetişiyordu. Onun için öyle bir tuzaklara kanmamalı. Vezir C3. Vezir C3 alsa fil C3. Tabii ki taş önde zamanınızda sürekli taş değişmekte fayda var. Vezir C3, vezir B1. Vezir B1 dikkat etmesi gerekiyor tabii ki. Böyle bir hamlelere. Bence vezir B2 oynaması gerekiyor siyahın. Vezir B2, vezir B2, fil B2. Şimdi işte fil D4 hamle olabilir. Fil E5 yok. Vezir C1 var. Vezir C1'e fil C1 kurtarıyor B2 filini. Bu arada turnuva bitmesine de son 50 şu dakika var. Oyuncularımız tabii ki biraz yetişmesi gerekiyor. 58 puana karşı 49 puan. 11 puan, pardon 9 puan geride geliyorlar. Hadi gençler biraz bastırın. Bu arada seviye satranç ile de merkez satranç arasındaki puan farkı 4'e çıkmış. Görkem Taktik Style maçı Paul seninle başlamıştı. Nasıl bir durumda devam ediyor? Beyazın D5 çok iyi bir geçer piyonu var. Çok iyi bir geçer piyonu var. B çarpı. Deniz Turunç, tamam birazdan senin maçına da geliyorum. Merak etme.
Star Hoca ile oynuyorum diyor. Bu arada F5 istiyor. Tabii ki beyazlı. Konum güzel. Fil F5. Neden bedava verdi onu anlamadım. Fil F5'e bir şey var mı? Vezir E3 oynasa bile zaten. Şah H1'e kaçabilir. Fil F5 olabilir tabii ki. Bu arada bir şeyin maçına da geçelim. Ozan hocamız 3'te 3 yapmış. Dördüncü maçında da Güzey'e karşı oynuyor. Bu arada Deniz Turunç'un maçına da bir bakalım. 2 kazanç, 2 beraberlik var. Şimdi de Star Hoca'ya karşı oynuyor. Açılış D4, C5. Çok bir değişik olmuş. At A6. Siyahın konumuna baktığında alan üstünlüğü var. Alan olarak geliştirmiş taşlarını. A3. At B4 gelmesini engellemek istiyorum. Diyor Star hocamız. Fil G4. Oynamayan taşın oyuna çıkıyor. Tabii ki bu da güzel. Bu arada bilgisayardan izleyenler varsa yayınımız bulanık mı görünüyor yoksa bana mı böyle geliyor? Telefonun arka planını izlediğim için yayını. Telefonda biraz yazılar bile anlaşılmıyor. Biraz şey olmasın. Bir maç benle takipçilere karşı da maç yapayım. Yoksa sadece turnuvamız ile olsak da. Bir maçtan sonra tekrar geliriz. D4, C5. 3 artı 0 tempoda. Tabii ki ikinci piyonla. Sid abimizle karşı oynuyorum. Büyük ihtimalle yanlışmıyorsam. Chess.com'da Team Türkiye takımının yöneticilerinden Sidar abimiz Sidar Özçelik'e karşı piyon öndeyiz. D6. H3 fil G4 gelmesini engelliyor. Fil E6. İstek C4. Sidar abimiz dikkat etmedi. Tabii ki benle bedava şeyler kaçırmıyorum. Kale C8. Aynen. Şimdi yavaş yavaştan maç analizine de bakarız. Arasında da takipçilere karşı da maç da yaparız. Konum olarak iki piyon öndeyiz. Tabii ki taş önde zamanımızda taş değişimlerini reddetmeyeceğim. E6, D5 arka sıradan. D5. Dikkatli olmasa D4'ü de affetmeyecektim ama tuttu D4'ü derken D4 zaten oynamamız gerekiyor. Sonra at D5 gibi hamleler olabilir. C5 mi? Tamam. B7 istek. B7 istek. Tamam. Vezir E7 şimdilik. Geçici olarak B4. At C3.
Fil C3. Tabii ki tek hamlemiz D çarpı C3. At E4. At D6 gibi hamleler var. Ama kale FT8 açık. Hattına geliyoruz ve D6'da oynamaktan engelliyoruz. At D4. Vezir C3, at E2. İşte güzel bir çatal atmış olduk. Tamam arkadaşlar. Birkaç maçın analizine bakalım. Sonra tekrar isteklere karşı da cevap veririz. Tebrikler. Güzel oyun Sidar abi. Biraz fedasız oynamak gerekiyor. Bir piyon verdikten sonra zor oldu. Bu arada Star Satranç Kulübü'nden Usta Satranç Kulübü oynuyor. File 7, rok atıp kale D8 gibi D hattından oynaması gerekiyor. Genel olarak baktığımızda Usta Satranç Spor Kulübü 78 puan. Antakya Satranç Kulübü 62 puan. Puan farkını 16'ya çıkarmış. Biraz hızlı koşmaları gerekiyor oyuncularım. Ben de arka planın 5 artı 0 puansız istek var. Onu bir kabul edeyim. Siyah taşlar ile. Ha, olabilir, tamam abi. Problem değil sonrakilerde. D çarpı C5. Sicilya savunması varyant. Erken dragonu diyorlar. Hızlandırılan dragonu diyorlar. D5. Abi lütfen takımıma katıl. Hangi takıma? Ve kim katılmalı? Ben mi? Sidar abi mi? Hangimiz katılmalı? Beş dakika. Biraz fazla tempoda atmış rakibimiz ama ben de bakmadan kabul etmişim. Ah satranç dünyam, sen daha az değilsin. Yusuf hocanı böyle bir gaza getirmek istiyorsun değil mi? Uzun rok. Uzun rok attı rakibimiz. Biz de bir fil F5 gibi hamleleri oynayalım. Maç şeyimize çıkmak. C2'sine baskı yapmak gibi hamleler ile. Fil D3. Fil D3'ü. Fil D3. Tamam. Kale AC8 yani alıyorsa alsın, biraz bakalım. Tabi tabi, sağlık sağlık olsun. King çok güzel. King arkadaşımız da bayağı iyi oynuyor ama sakin oynamayı çok seviyor büyük ihtimalle. Temponu bayağı bir yüksek tempoyla oynamak istedi. 5 artı 0 zaten yüksek de değil de şimdi online ortamında bizim için yüksek gibi bu tempo. Şimdiki plan. Biz de şu kalemiz bir açık dikeye getirelim. Sonrasında sonra bakarız. Tabii ki oynarız. Ne oynamak? Zaten tek bildiğimiz şey
Tek bildiğimiz şey satranç. Onu da oynarız tabii canım. Nasıl oynamayalım? İstek olsa oynarız. Turnuvamız da, dostluk turnuvamız da bitsin. Sonra daha rahat da oynarız. İstersen sabaha kadar oynarız. Saniyelik mi? Tamam, puansız at. Puansız at ama şimdi hem yayın yapıp hem de şey yapıp ben 30 saniyelikte satranç dünyam kandırmak istiyor. Kale C3 ve dan var ya, yapmak istedim. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Yani büyük ihtimalle doğrudur. Evet Sidi Arabi. Türkmenistan doğumlu ama şimdilik geçici olarak Türkiye Hatay'da ikamet ediyorum. Vezir C3. Hadi King, şimdi arkadaşımız vezir. C kim oynayacak? Ama güzel bir fedadı. Hoşuma gitti bu feda. Fedayı kim yaptıysa da hoşuma gitti. Tabi Zidane ikimiz akraba ya. Türkmenistanlı olsa, ana Türkmenistanlı olsa o zaman benim yeğenim de oluyorsun. Vezir A3. Ya kendin söyledin abi. Kale D3 gibi hamleler yapsak bir sıkıntı olur mu? Ben de Türkmenistan Aşkabat'ta doğma büyüme Aşkabatlıyım. Kale C1. İşte bakın arkadaşlar, bu konumda nasıl bir mat var. Kale B3, A çarpı B3'ü, vezir A1 veya vezir B2. İsteyen YouTuberlerimiz, Satranç kanalı olan istediğimiz bir kanal bu maçı analiz yapabilir. Maçımıza geldiğimizde 87 puan ile Üstad Satranç Spor Kulübü, 70 puanla Antakya Satranç Kulübü 17 fark atmış. Şimdi biraz yetişmesi gerekiyor. Sader 27 isimli kardeşimiz 14 puan ile devam ediyor. 10 puan ile Nurullah Demir. Toplam baktığımızda Çelik 6 puan ile 10. sıradaki oyuncusu. Bizde ne? Üst sıralardan tabii ki 2 tane 10 oyuncu, 10 puandaki oyuncumuza 72-89'a çıktı. Şimdi tekrar 17 puan. Ama üst hatta 1-2 tane oyuncusu 8 almış. Bizimkiler de 6 puanla devam ediyor. Bir de 1. sıradaki oyuncusu iyi durum şey yaptığı için şimdilik puan farkı ile turnuva devam ediyor. Şu Braki'yi 30 saniyeliğine bakalım da. Aç kardeşim klavyeni. Puansız değil mi? Tamam. Alfil çatalı.
Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Rakif. Geçmiş olsun Rakif. Baka vezir çıkarım. Evet rakip. Tabii ki kaybeden oyundan doymaz diyorlar. İki maç kaybettin yeterli kardeşim. Daha fazla da kaybetme. Rengin ile Sader. Üstad Satranç Kulübü'nden ilk sıralardaki oyuncu. Al İstanbul'u teşekkür ederim. 1000 abonu. Evet geçtik 1000 abonu. Şimdi 2000 olmak. Nasip etse. 2000 de oluruz kısa zamanda. Rengin taş önde. Sader, Üstad Satranç Kulübü'nün lider olarak gittiği bir oyuncu. Rengi'nin maçına geldiğimizde. Evet abi kabul ediyorum. Hangisi kabul etmişse bir isimli yaz. Bir iki dakika maç turnuva analizine geçiyorum. Sonra da direkt maç yapıyorum. Şaefki. Tabii ki bu konum beyaza çok kötü bir konum. Vezir C5, vezir C2 tekler var. Evet, sonra kale E6, kale F6. Neredeyse net kazanç. Turnuva bitmesine 34 dakika var. 79'a 99 puan ile 20 puan fark atmış. Blackburn'a karşı Türk Blackburn'u ile bir maç yapalım. Türk Blackburn'ımız hadi başarılı. Hangi konumda F6'yı kaçırdık? Ben mi kaçırdım? Rakip mi kaçırdı? Hadi Türk Blackburn'ımız başlayalım. D4 C5. Tamam. Ha bu sefer tabii ki 90 dakikalık 90 dakikalık ve 30 dakikalık oynamıyoruz. Onun için biraz sakin oynayabiliriz. Fil değişelim. Fil değişme teklifi. Fil değişmeyi kabul etmedi. Benle almayı kabul etmiyorum. İstiyorsa gelsin rakip alsın. A4. Kale C8. Görmesek B4 oynardık. Ama rakip gördü. T4. Taşlarımızı bir merkezleştirelim. Takım adı vurduk mu oturturuz. Allah Allah. Vallahi ismini duydum kardeşim ya gelmeye korkuyorum. İsmini söyledin ya gelmeye korkuyorum takıma.
Son zamanlarda Lichess üzerine baktığımız turnuva isimlerini görüyorsun. Katılmaya bile tedirgin oluyorsun. At C5 mi istek? Hadi kardeşim oradan çıkma desek. Yok. Böyle yapsak üzüler. Üzülmesin Türk Blackburn'ımız. Bizimki de kolay değil. Hem maç yap hem üzmeden. Gel vatandaş gel diyor. Zaten vatandaş gitmiyoruz ki. Zaten vatandaş gitmiyoruz. F4. Ver fili. Türk Blackburn'umuza bir piyon saldırısını gösterelim. Nasıl oluyor piyon saldırısı? Şimdi net piyon öndeyiz. Vezir B5, ver B2 diyor. Ne diyelim? Al desek mi, alma desek mi diye bir soru da var. Hani şimdi şöyle bir şimdilik geçiş olarak vermeyelim onu. Evet abi. Bize de böyle. Her gün en azından 17 kişi yazıyor. Takıma katılır mısın? Lichess'te belli bir sınırı var. Sonra diyor. Yeter artık takıma katılma şeyin bitti diyor limitin. Sonra da katılamıyoruz. Şimdi bir şuralara bir biraz gelelim. Dersek gelecek. Tamam gelelim. Yani kale E4 gibi hamlesini gördüm. Dedim kale E4'de piyon mu gidiyor ama kale F1 pardon kale G8 gibi efsane hamlemiz var. Bu oyunda da tak ana kaçtı. Bunu kaçmak zorundaydı neredeyse. Neyse ikinci bedava piyonla. Alalım. Almasak bedava versem de almıyor diyecek. Bedava veriyorum hoca almadı diyebilir. Hadi bunu 3 kat olup bassak ne diyecek? Hadi Türk Blackburn'umuz 3 kişiyle geliyoruz K2 piyonuma. Üç kişiyle geliyoruz. Team Türkiye, Make 1, Satranç Dünya. Bazen Chesslandia. Güzel. Biz de bazen değil fazla Chesslandia'dayız. Bedava fil alırız bunu. Tekrar geliriz. Şimdi artık fil Leo. Şimdi ne yapmalı? Tabii ki bu kaleye alırız. Ege senin maçın bitti mi? Dur kardeşim sen. Ege maç atma daha. Kesin turnuvana bak. Ege yoksa sonuç zaten belli diye mi bıraktın? Ege seni bulamıyorum. Turnuvada mısın? Sen turnuvana devam et Ege. Fatih Emre 2006. 2006. Evet pardon. 16 diyorum. At F3. Tamam. 3 artı 0. At F6. At C6. Daha önce bir yerde kaybetmişim. Allah Allah. Hangi turnuvada? 1700'müşüm o vakit. Yok ya başka bu ultra bir şeydir o zaman. Ultra veya başka bir satranç oynamış olabiliriz. Tamam gel. File 6. Ha ultra bullet'tedir diyorum ya.
7700 görünce biraz şaşırdım. O zaman sen kardeşim Fatih, Yusuf hocam intikam al diye gelmişsindir. Hoş geldin. Kale F8. Ha, şimdi alsam buradan bir piyon alacak diyor. Böyle alsak ne diyecek? Taş değişmeyi tercih et diyor. Tamam. At F4. F çarpı E5 dön hamle de yapalım. Toplam 15 kişi izliyor. Fil E4. F5. E4. Şimdi E3 iyice bir baskı yapalım. Tabii ki. İstek atsa herkesle oynarız. Ama arasında turnuvamız devam ediyordu. Onun da onun izni gitsem üzülmeyin. Hoca bırakıp gidiyor diye. Bir fedalı oynasak. Ne diyorsunuz arkadaşlar fedalı oynamaya? Siz onaylıyorsanız ben de oynuyorum o zaman. Bir şey yoktur diye düşünüyorum. O Nurullah Kılıç hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyisin. Tamam. Bu da B7'ni istiyorum diyor. Vezir D4. Kale B4. Tuzak mı? Tuzak tabii ki. Vezir C5. Oho, teşekkür ederim. Adamsın Nurullah, adamsın. Vezir D5. Kale A7. Şu şahında bir şey yok. Attı mı kaçlar? Neyse. Vezir D4 gelelim. Zaman olarak da rakip önde. D5, fil C4, kale C4. Artık hiçbir türlü olmayacak. Şu anda bir yerlere gitsek daha iyi olur. Dan ilke ne oldu? Neye çıldırıyorsun? Vezir D3 bedava verdi. Anlamadım. Bayağı hepsi gitti. Oo. Tam bağış yaptı bu. Nurullah sana da geliyorum birazdan. İşte kardeşim böyle biraz çıldırsam ceza veriyorlar burada. Onun için sakin olmamız gerekiyor.
Şunu var ya biraz oyun sonuna geçirelim de. Gençler ile oyun sonu diyor. Gençlere karşı oyun sonu. Oyun sonu tecrübesine bir bakalım. F5. Aldık bunu. E5. Artık az şut oynamayacak. Sidar abi biliyordur. Ruslar da diyorlar ya, Smala değil mi en şipilli? Spana değil mi? Yani gençler ile oyun sonu diyor. Smala değil mi en şipilli? C4. Tabii ki alırız. Sonra artık F5, F4, vezir çıkmaya gidelim. Fil C6 da olabilir. Fil C6 da güzel hamle. Rakip bayağı bir düşünüyor. Acaba fil C5 gelmek istiyorum dedim. Duydu mu? Rakip kaçıyor. Şah D6, Şah C5. D2, evet. Yani fil B5 var. O nedenle kaçmasak olmuyor. Fil E6'dan getirip şu an C5'e getirsek daha iyi olur. Fil E6. Bu kale hiçbir türlü oradan çıkmayacak. Tekrar kale H1 gelmek zorunda. Kale H1, Şah D4, Şah C3, Şah'ını da. Şah da oyun sonunda taştır. E4. Yani 3 piyon çok kuvvetli. E4. E4. Evet. Gidi gideceksin. B1'den mat istek. Fil B3 mecbur. Oynayacak. Rakibe fırsat vermemek lazım. Derken fırsat yakalamak istiyor. Ama her şey geç kaldı. Al H2'yi de. Sür gitsin. Sür. Mat oldu. Şimdi bir turnuvamıza da gelelim arkadaşlar. Birkaç dakika sonra bitiyor zaten. 18 dakika arasında geleceğim tekrar. 116 puanı 102 puan ile Üstad Sadrınç Kulübü biraz fark atmış. 14 puan. Biraz önce 20'ye kadar çıkmıştı. Üstad Tekim nasıl gidiyor? Nurullah. Nurullah diyor. Nurullah Demir. Sader. Bizdeki Rengin çok iyi gidiyor. 16 puan ile. Ozan hocamız 14 puan. Özgür Deniz. Özgür sen biraz bastır ya. Yardım et takıma. Yunus Efe Tatlıoğlu. Bir aralarda Ege Tatlıoğlu'nu görüyordum. Ege Tatlıoğlu sen neye pauza atıyorsun? Oynaman gerekiyordu. Hadi ben de Nurullah'a biraz ders geçeyim. Turnuva. Şeyler gidene kadar.
Zamanı az kalana kadar. Tabii ki tabii ki Nurullah, seneyle 1000 maç yapabilirsin en biri. Üst hocaya kaybetmek istiyorsan kolay iş o. İskoç. Biri alalım. File 3 Nurullah. File 3'e ne diyorsun? O filde 7. Rok. F3, F4. At D2. Sonra da vezir D2. Şu C3'te önde sonda lazım hamlemizden birisi. Erken yapmış olalım. At B3. At C5. Kale AE1. Fil D4. Belki de biraz farklı, daha iyi hamle de yapabilirdik. Fil F5'i kaçırmamamız gerekiyordu bence. H3 neyse gitsin. Ters renkteki filleri kaçıp beraberliğe gitmek istiyor Nurullah. Fil D4 tekrar. Vezir D7. G4. Nurullah'a biraz saldıralım. B2'ye baskılar olabilir mi? İleride belli olmaz. Hazır olalım. Tedbirli olalım. G4'ü basıyor. Evet, Nurullah Bey, F5 süreceğim. Sürmek istedim bunu. Vezir G5. Yusuf Hoca'nın saldırıları. Yusuf Hoca'nın saldırıları derken Nurullah'ın savunmaları diye bir şey yapıyor. Nurullah'ın savunması da güzelmiş. Fil G6. E6. Önceki oyunda da şu piyonlarım ile kazanmıştık. Bu maçta piyonlar ile kazanmış olalım. Evet, 18 kişi izliyor. Herkes like atsa hızlıca 60 like doluruz. O da uzakta değil. Nurullah'a da geçmiş olsun diyelim bu arada. Vezir H6, Vezir G7'den, Vezir H8'den mat geliyor. Bu maç ile bence vedalaşma zamanı geldi diye düşünüyorum. Nurullah, şunu da bir alayım da sana. Hiçbir fırsat vermeyeceğim. Çok sevdiğim bir moderatörsün ama satrançta affetmememiz de lazım. Güzel maçtı. Biraz saldırmaya izin vermemen gerekiyordu Nurullah. Son 13 dakika. Puan farkı 4'ü inmiş. Çok güzel gidiyor. Bu arada direkt tahtamızda görünen maçta Star hocamız ile Deniz Turunç. Star hocamız çok sakin oynuyor. Düşünerek. Evet Nurla, biraz ya saldırmaya rakibe diyorum, bana izin verdin. Saldırmaya izin verdin o yüzden. Star hocamız çok düşünüyor. Büyük ihtimalle kahveli şeyli gelmiş. Düşünerek zevk alıp maç yapıyor. Aslında çok iyi. Ben de sevdiğim bir yöntem. 118'i 118. Çok iyi gidiyorlar.
Bu arada Ozan Hoca, Özgür Deniz biraz altta. Nadia senden destek lazım. Deniz Turunç senden. Zafer Tuna senden. Tabii ki hepinizden aslında da. Sizin şimdi üstte olduğunuz için son 11 dakika var. Hızlıca bir ben maçlarınızı izliyordum. Belki de korkudan mı kaybetiyordunuz? Gittim bir iki maç yapana kadar siz de birinci sıraya geçtiniz. Aferin. Bu arada Amin kardeşimize karşı bir maç yapalım. Ben gitsem daha iyi oynuyorsunuz. Geliyorum, bakıyorum, seviniyorum. Kazanç. Kazançları görünce. Hadi geri kaçışlarıyla devam ediyor rakip. E6. At E5. At E5. Biz de at E4. Şu saatin ayarına bir bakmalı da. Kale B8. Piyon kazandık. Ama ters renkteki filler biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Rakibin 2 dakikası var. Daha saat nasıl oldu arkadaşlar? Bence şimdi daha güzel. Vezir F3. Ver piyonu diyor. Ben de vermek istemiyorum. Şimdi fili ver diyor. Fili kaçalım hızlıca. G4 alırız bunu. Saati bir türlü görünmüyordu. Ben de rahatsız oluyordum. Vezir D6 piyon öndeyiz. Rakibin şahsının önü bayağı bir açık durumda. Vezirler değişmek istiyor. Acaba girsek mi oyun sonuna? Hadi girelim de. Zaten piyon öndeyiz. Ne olur ne olmaz bize sonuçta iyi olması gerekiyor. Biz de biraz şahımızı merkezleştirmiş olalım. Şah F6. Şah ile saldırı. Şahlı saldırı diyelim. Konuma geldik. Kale H8, kale E3. Feda geldi. Feda geldi. Ama şu kaleyi nereye oynayacaksın? Şah çekemez. Bedava. Yok. Sen de bir gel bunu. Evet. Gel değişmek istiyorsan. Değişebiliriz. İşte bu maçtan sonra Şahan FTK'yi oynamak zorunda. Oynasa da taş kaybetiyor. Oynamasa daha kötü olur. Şakal H8'den sonra. Mat geliyor. Derken rakibimiz de oyunu pes etti.
125'e 120 puan ile Antalya Satranç Kulübü baya bir 5 puan fark atmış. Hep alışkanlık mı bu? Geçen turnuvada da son dakikalarda Antakya Satranç Kulübü çok geriden gelip öne geçmişti. Şimdi de bir baktığımda 20 puan önde Üstad Satranç Kulübü geliyordu. Şimdi de 5 puan fark ile son 6 dakika. Bu arada ben istek gelse bir istek kabul edeyim. Merhaba merhaba. Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada 6 dakikada sonra turnuva bitiyor. Son birkaç gündür yayıncı şeyi göstermiyor. Yayında olduğumuzu. Özgür ile Star hocamız oynuyor. Büyük ihtimalle Sicilya savunması varyant Allah pinden gelmiş olmalı. Bir merak ettim şimdi. İşte Allah pini geçmiş sonuçta. Sicilya savunması varyant Allah pin olmuş arkadaşlar. Lichess, evet Lichess ORG. Doğru biliyorsunuz. Bu arada 56 like olmuş. Evet, like atan arkadaşlarımızın eline güller bitsin. At C4. Taş gelişimleri de devam ediyorlar. Bu arada kaç dakika var? 4 dakika. Fil G3 at E2 gelir mi Aslar hocamızdan? Şaşkı evet. Neredeyse tek hamledi bu. Zaten rakip burada. 20 kişi izliyor. Onlar da 60'tır. Büyük ihtimalle. Zaten 57 like var. Kale AD1. Süper. Açık dikey alıyor. Normal oyun ile devam ediyorlar. Şimdi ama rakibin elinde biraz avantajı var. Tabii ki 2 fil var. Oyun açık oyun. E hattından iyi bir geçeri var. Bu 3 piyon her zaman bu 2 piyon tutabilir. Ben olsam siyahta oynamayı tercih ederdim. G4 sürüyor. Çok güzel devam ediyor. Toplam turnuvada 128'e 4 puan indirdi. Üstad Satranç Spor Kulübü. Antakya Satranç Kulübü 128. Üstad 124. Onuncu sıraya Doruk oturmuş. Dokuzuncu sırada Deniz Turunç. Son 2 dakika. Şimdi bence maçlara girmeye gerek yok. Onun için hepimiz beraber son 2 dakikanı burada bekleyelim. 58 like oldu. Son 2 like. Hızlıca geliyoruz.
Ve 2 light'tan sonra da 60 oluyoruz. Derken 60 dolduk. İşte herkese çok teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiği kadar sizin için en iyisini yapıyoruz. Bir gün karantina, Perşembe günü olsa karantina ligde vardır. Karantina ligde de baya bir fazla katılım isteği vardır. Bakarız, büyük ihtimalle biraz yorgunluk da var. Maçlara çıkıp iyi oynamak da lazım. Bugün 3 artı 2 tempodu. Onun için 1 saat 40 dakika sonuna kadar mücadele etmek için. Son 1 dakika. Puan farkı 1'e in arkadaşlar. Bu arada Antakya Satranç Kulübü, eğer Üstad Satranç Kulübü'nden bir oyuncu son saniyelerde kazanıp 2 puan alırsa onlar şampiyon sayılacak. Antakya Satranç Kulübü'nün oyuncuları berabere kesmeleri gerekiyor. Yoksa şampiyonluk ellerinden gitmek üzere. 10. sıraya Ahmet Kuş oturmuş, Deniz Turunç, Nadia Berekadoğlu. 10 dakika önce baktığımda da 10 puandaydı. Şimdi de 10 puanmış. Güzel. Hadi devam ama. Son 28 saniye. Hadi. Son 28 saniye. 130'a çıktı. Bu arada birisinden hızlıca 2 puan fark geldi. Son 10 saniye. Şimdi Üstad Satranç Kulübü'nün 2 oyuncusu kazanması gerekiyor şampiyon olmak için. Olabilir mi son 5 saniyede? İşte beraber kesseleydi belki bir şeyler olabilirdi ama turnuva da burada sona erdi. 130 puanla Antakya Satranç Kulübü, 127 puanla Üstad Satranç Kulübü, Seviye Satranç Kulübü 114, Star Satranç Kulübü de tam 100 puanla turnuvayı bitirdi. Aslında arkadaşlar bu arada ben herkesi, yani hadi siz kazanın siz kazanın diye gaza getirmek için yaptığım turnuva zamanında. Aslında bu turnuvada 4 kulüp, kardeş kulüpler, dost kulüpler. Onun için sen kazandın, ben kazandım diye bir şey yok. Hepimiz beraber kazandık. Turnuvada katılan herkese tebrikler. Çok güzel bir maçlar oldu. Fazlasına izledim ve analiz yaptık. Beraber diğer Antakya Satranç Kulübü kaybetmedi başladığı zamanında da gittim bir maç yaptım ve oyuncular koç izlemiyor diye biraz rahat oynamış olabilir. Ve 20 puan geri dolan farkı kapatıp şampiyon olma şampiyonluk şeyine de imzalarını attılar. Takıma katılan, turnuvamıza katılan herkese teşekkürler. Bu arada Kemal hocamıza ve Star hocamıza da tebrikler. Emeğinize sağlık sizin de. Bu arada Yelvin kardeşimiz bir istek göndermiş. Tabii ki Yelvin'i kırmayacağız. Hamlelerimizi yaparız ve Yelvin'e karşıda Allah pinsicili savunmasındaki dersimizi gösteririz. D2, H3 ne olur ne olmaz. A3. Bu arada maç yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa turnuvamıza katılan oyuncularımız da kim olsa da değerli takipçilerimiz sizi kırmamak için bayağı bir uzun süredir size maç da ayarlamıyorum diye bugün sizinle maç yapmayı düşündüm. Ve tek tek kazanmaya geldim sizi. Desem daha doğru olacak değil mi arkadaşlar?
Hadi Elvin kardeşim, neye oynayacaksın? Vezir D3 mat istiyorum. F5. Güzel. Gerçekten hoşuma gitti bu hamle. Mat yaptırmak istiyor. Ahraz kardeşim, yani rapid oynasak sabah olacak. Diğer bekleyenler de ikimize biliyor musun? Neler neler sayacak. Onun için en iyisi bir. Zaten puansız oynuyoruz. Kaybetsen ne olacak? Oyun öğrenmiş olursun. Ve ünvanlı usta oyunculara karşı maç yapmış olursun. Fazla kanallarda görüyorsundur. Ustalara karşı, şeylere karşı maç yapmak istesen böyle herkes kabul etmiyor. Ve ben diyor yüksek oyuncularıyla oynamak istiyorum. Siz diyor oynamak istiyorum, istemiyorum diyorlar açık açık. Onun için gel bir az tempoda oynayalım. Kale C2. Kale C8. D5. Ay, ben D5'ini neden yaptım bu arada? Aslında yapmak istemiyordum. Neyse. Zaman olarak da rakip önde. Bir dakika. Şimdi burada düşünelim iyice. E2'yi bir destekleyelim. At D5. Gençlerle piyon oyun sonu, şey taş oyun sonunu geçsek kazanma şansımız daha yüksektir. Atlarımız çok güzel oynuyor. Rakibe fırsat vermiyor. Teşekkür ederim Kemal hocam, size de tebrikler. Çok güzel bir turnuva olmuştu. Star hocamıza da tebrikler. Hadi biraz. Tamam. Fil D6. Kale E4. At D4 gelmesini engelleyelim ve atımızı manevralara hazır bir duruma getirelim derken çatal yedi rakip. Böyle bir çatalları da kaçırmamamız gerekiyor. 40 saniyemiz var zaten, kazanmak için yeterli. Yusuf Hoca yenecekler gitti, karantinalı lige gitmiştirler. Doğru değil mi rakip? Karantinalı ligdedir onlar büyük ihtimalle. Beyaz kareye geçirelim piyon yapımızı. Rakip de geçirtmek istemiyor. Hayır, beraberlik olmaz kardeşim, oynayalım. Alamazsın. Alsan alırım. Biz bir gidelim bir şahını. Şah da oyun sonunda taştır diyor. Şah da oyun sonunda taştır kazanmak için. Bu piyonu da getiriyoruz. Zaman düşmedi. Hadi 4 yollu kardeşim.
Oh, Türk açılışı. Gambit Türk'ü devam ediyor. Vezir E2. Türk Gambit'indeki bir... Bir dakika. Evet. Vezir B5 kaçırdık. Ne yapıyorsun Yusuf Hoca? Yusuf Hocam ne yapıyorsun? Vezir B5. File E7 oynasa at E4'ü almalıydım da file E4'ü oynadı diye. Yaptım. Ya Özgür seninle sol elimde oynayacağım. Sağ elimde değil. Gel ama. Tabii ki. Seninle de maç yaparım. Taş geliştirmeli taş. Neyse. Taşlarımızı yeterli geliştirelim. Vay, yenecek fazla ama bir türlü olamıyor değil mi? Vallahi GG olursun hocam diyor. Fil G4. Fil E2. Rook'umuzu da attık. 64 like'ımızı da aldık. Bir dakika 9 saniyesi var. Ya Özgür klavyede diyorlar ama hiç klavyenin ne olduğunu bile hayatımda şey yapmadığım bir şey klavye. Oyunlarını gördüm de ama yok ya benlik bir şey değil o. Ona alışana kadar bayağı zaman lazım. Bu arada birkaç dakika sonra yayınımızı da bir sonlandıralım. Şimdi karantinadaki arkadaşlar vardır. Onların bir yayınını izleyelim. Hep beraber. Ben de çok merak ediyorum bugün. Çok enteresan maçlar olmalı. Ataş 4 oynasak. Tamam zaten 33 saniyesi var. Bir şey çıkar buradan. 11 izleyiciye kadar. Geldik. Biraz biz de dinlenelim. Bugün biraz yorucu bir turnuvayı bitirdik. İsterseniz yarın da yayın ile beraber devam edebiliriz. Yarın da ayarlarız yayına. Bir günde çok yorulmayalım. Yavaş yavaş. Her gün bir kısa saat yayın yapsak yeterli. Flefter çok iyi hamleler buluyor rakipte. Rakip değil arkadaşlar, rakip. File bir alsa var ya, kaleye bir alınamadı. Ay yanlıştım. Zaten rakibin de zaman olarak çok az bir durumdaydı. Şimdi arkadaşlar bunun ile yayınımızı da bitirelim. Bayağı bir güzel yayın oldu diye düşünüyorum. Takipçilerimizle de maç yaptık ve aynı anda çok önemli Perşembe günündeki turnuvamızı da bitirdik. Şimdi karantina ligdekilerin bir durumuna bakalım. Nasıldır, nedir? Onların videolarını izleyelim.
Ve yarına da büyük ihtimalle şey yapsanız Sümül Tanrı yayınını yapalım. Bir 20 kişi olur. Fark etmez 30 kişi olur. Saati ayarlarız ve o saatte de turnuvamıza başlarız. Bu arada bir istek de var. Özgür Denizmiş. 30 saniyelik oynamak istiyorum diyor. Hadi gel. Hadi Özgür, hadi. Hadi Özgür. Hadi Özgür. Yusuf Hoca'nın derslerinden mat yapmak konum. Arkadaşlar bir hamlelik mat. Özgür Deniz'e bir öğretelim. Yeter mi Özgür? Bu akşamlık uykumu bir iyi almak için senin için yeterlidir diye düşünüyorum. 26 hamle de minyatör diyoruz biz buna. Satranç dilinde. Ama şey yapma, üzülme. Oyuncuyu kaybettin. Kaybetseydin de. Oyuncuyu kaybettin. Tamam arkadaşlar, o zaman yarın Sümül Tanrı yayın ile hepimiz beraber görüşmek üzere yayınımızda derken bir intikam almak istiyor. Şimdi üzülmesin. Rahat yatmaz bir maç almasa. Hadi kardeşim buyur. Bedava piyon aldı. Bedava piyon açıldı. Nereye geliyorsun Özgür? Evet, geri git. Özgür'e fedalar ya, korkutalım ya Özgür'ü. Vay be. Vay be. Biraz şaka yapmak istedim. Özgür bir kazansın diye veziri önemli yapmıştır diye vermiştim. Tabii ki biraz hızlı oynasak geçirebilirdik bu maçta da. Tamam Özgür, şimdi rahat yat. Tamam o zaman arkadaşlar, yarınki Sümül Tanrı yayınımızda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıklı günlere görüşelim.